Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nevşehir, Avanos merkezdeyiz. Merkeze geldiğinizde sağlı sollu böyle çanaklar, çömlekler var. Bunlar nasıl yapılıyor? Daha da önemlisi, biz bunları almak için illa buraya mı gelmek zorundayız? Evde acaba yapılamaz mı bu? Göreceğiz deneyip. Yeraltı çarşısına girelim, elbet yapan birini buluruz. Uş. Kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi. İyidir. Ayağını koyacak. Bulurum ben. Abi. Şöyle iyi mi? İyi. Heh. Fren vazifesi yapmasın da burada. Yok abi, sorun değil de. İnsanlar bunun üzerine yanlışlıkla dönerken düştüğü zaman o da dönüyor. Sonra kendini Mevlana zannediyor, başımıza iş çıkıyor. Ya. Can Mevlana olmak da kötü bir şey değil belki de. Ya potansiyel yetse sorun olmayacak. Potansiyelden kurtarmıyorum. Evet abi. İsim ne? Şaban. Şaban? Evet. Seni hiç sevmedim Şaban. Babanı da sevmezdim. Şaban! Ben sizi sevdim abi. Öyle mi? Evet abi. Ben seni hiç sevmedim Şaban. Ben yine de seni seviyorum abi. Bu isim halbuki ne kadar mübarek, ne kadar güzel bir isim. Sadece Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Kemal Sunal'ın canlandırdığı bir karakter için biz bu ismi esasında biraz deforme etmişiz. Tıpkı Ökkeş gibi. Halbuki Ökkeş de Okkaşı Hazretlerinden geliyor. Tabii ki. Çok mübarek, çok güzel isimlerimizi biz film filmde kalsın ama bu isimlerin hakkını verelim. Şaban'ı duyar duymaz benim az önce yaptığım gibi, ki bu sadece espriye yönelik bir şeydi. Şaban! Gerçi o da evet, komik oluyor be. Diyemiyorum ben. Diyemiyorum mu? Hiç formatım buyum. Yaş kaç Şaban'cığım? 32. 32 yaşında. Evet. Çanak çömlek ustası. Evet. Bu küçüklükten beri yapılan bir mevzu tabii ki. Sen kaç yılda usta oldun? 12 yaşında başladık bu işe. Bu zamana kadar devam ediyor. Yani kaç yıldır böyle başlasan ne zaman usta olursun yani? 5 yılda öğreniliyor. Bazı kabiliyet düşmanları 7,5-10 yıla kadar gidebiliyor. Hiç öğrenemeyen acaba kazmalar var mıdır? Var. Onları çarşı meydanında falakaya yatırıyor. Niye öğrenemedin diye. Peki misafir denedi yapamadı, gene falaka var mı işin ucunda? Yok. Onlara ceza olarak yaptığını veriyoruz. Ama bazen yap bunu, hayrını sen gör diye. Hadi iyi. Sen ne yapacaksın şimdi? Şimdi içimden bir gözyaşı şişesi geçiyor. Ne oldu Şaban? Bunun bir hikayesi vardı, onu anlatmak istedi içim. İçim? İçimi dışıma çıkartayım. Rica edeceğiz, içini dışına çıkar bakalım. Şaban. Başlayalım mı? Başla lütfen. Neymiş, hikayesi neymiş gözyaşı şişesi, şişe şimdi, diyorum ya. Şimdi ilk önce ilk başlangıcını bir yapayım. Tam bir şekillenmeye başladıktan sonra da onun hikayesini anlatayım. Anlatmadan önce de bu Çanakçı'nın tarihine kısa bir giriş yapayım ben. Sen... Ben oturuyorum Şaban, sen neşene bak. Abi sen orada dur, ben konuşuyorum. Duruyorum ben. Şimdi Avanos'la Çanak olayı 4000 yıla yakın bir zamandır yapılıyor. Babadan oğula geçiyor öğrenimi. Bu tezgahlarda sadece gösteri yapılıyor. Servet'in bunun motorlusunda yapılır. Bu gelenlere bir nostalji olsun, eskiyi anımsatsın diye bu tezgahta yapıyoruz. Ha, diğer bir özelliği şu. Kireçlenmeleri, romatizma aralarına iyi geliyor. Sürekli bacak kasları ve karın kaslarını alıştırdığın için şöyle aktif, dinamik, sportmen birisi oluyor. Hava atma bana Şaban. Ya kendimi öyle göstermek istemedim. Hava atma bana Şaban. Göbekli bir tane çanak çömlekçi yok mudur bu eski usulü yapanlardan? Elektrikliğe geçenlerin ki göbekli oldu. Ayağına çevrilmek hala dinamik. Teknoloji demek ki her zaman sağlık sıhhat getiremeyebiliyor. Özellikle çömlekçilikte. Ben şunu da söyleyeceğim. Uzun zamandır düşünüyoruz da bunu Türk Body Shaver'ı diye lanse etsek acaba rağbet görür mü ki acaba televizyonlarda diye düşünüyorum. Sizce? Bacak ve karın kaslarına iyi geliyor diye. Türk neyi? Body Shaver'ı. Senin de her affederse şeyden haberin var be Şaban. Sonunun ne olduğunu bilmiyorum da Türk'ün ne olduğunu biliyorum. Body Shaver. Kilo verirsin. Bak şöyle de bir şey de yapabiliriz. Hanımlar bu güzellik şeyi yapıyorlar. Çamur maskesi yapıyorlar, evet. Ya. Abicim ikisi bir arada. Hem fitness'ını sağlıyor. Formunda tutuyor seni. Hem de yaptığın çamuru, kili yüzüne sürüyorsun. Genç gösteriyor. Ne? Kuruyacak önce. Cilt gerilecek. Yıkadığın zaman ahan da sana Ajda Pekkan gibi süper bir şey oluyor. Sen ne diyorsun ya? 60 yaşında ilk gün tazeliğini koruyorum. Komşu da Kayseri, bir tane de tüccar buluruz oradan. Aa, pazarlaması da koruyorum. Ya bitmiştir olay ya. Tamam abi, o zaman. Olayı bulduk kaldı. Kardeş, bulduk. Senin Erol'un oradan da şey alırız, zayıflama çayları, bitki çayları bilmem neler. Yırttık biz ya, ne uğraşıyoruz ya? Tamam, kompleks bir yapım mı olur? Yani hoş bir şey olur diye düşünüyorum. Tabii. Bu gözyaşı neydi? Şişesi. Şimdi Hititler zamanında genç kızların bir gözyaşı şişesi olurmuş. Bu genç kızlar bunu gözyaşlarıyla doldurduğu zaman, inanışa göre tabii bu,
istediği kişiyle, hayalindeki kişiyle evlenirmiş. Biz bunu denemek maksat olarak birçok genç kızını kobay olarak kullandık abi. Neticede kızların hepsi evde kaldı. Bu neden böyle oldu acaba diye biz bunu araştırdık. Lafın doğrusu var mı yok mu diye. Abi tarihçiler aslında yalan söylüyor. Savaştan neyden Hititlerin soyu kurumamış. Hititlerin soyu niye kurumuş? Bilakis bu gözyaşı şişesi dolduramadıklarından dolayı kızlar abi soylar kurmuş. Evlenemeyince 60 yaşına gelince doldurmuş. O işte sonra ne işe yarar abi? Onun için de soyları kurmuş. Sen de sallıyorsun biraz ha. Bazen aşağı geldim miydi sallıyorum. Şaban sen evli misin? Evliyim. Gözyaşı şişesini sadece hanımlar mı doldurmuş yani? Hanımlar yani erkekler ağlamaz diye bir laf var. Biz hala o olayın doğru olduğuna inanıyoruz. Ağlamıyoruz yani. Ağlamıyoruz. Allah ağlatmasın Şaban. Gizli yerde ağlanabilir de. Aleni yerde ağlanmıyor. Peki Şaban bu Hititliler ya da sizin kobay olarak kullandığınız sevgili hanımefendiler daha ufak şişeler yapaydınız da şöyle dolabilecek şekilde. Onunla gözyaşlarını doldursalardı olmamıdı? Ya alnımızın teriyle hak edelim diye dolduruyorlar. Bunun ortalaması nedir? Yarım litre midir? Bir litre midir? 0.35 150 gram, 200 gram arasında değişiyor. Bu takribi 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait olan bir gözyaş şişesi. 35 yaşına geldiği zaman kayın mecbur evlensin diye 50 gramlık yapıyor şöyle küçük bir şey. Bir anlatacağım mevzu da. Bu ağız çapları medeniyetlere göre değişmiş. Bu zamanda da Japonlara göre, Amerikalılara göre ve Türklere göre olan göz kalibresine göre ağız çapını yapıyoruz. Hadi canım. Japonlarınkini küçük yapıyor. Onlarınkini özdeş olsunlar şöyle attım it içine düşürsün diye. Acem kızınkini daha büyük yapıyor. Şöyle büyük. Onların gözleri büyük olur ya. Siparişe göre böyle değerlendiriliyor tabii. Senin hanım bunları seyredecek ama sonra diyecek ki Şaban sen sabah işe gidiyorum diye evden çıkıyorsun. Meğer sen yeryüzündeki bütün hanımların göz çapına bakıyor, yarı çapına bakıyorsun dese. Efendim, Yusuf abi acaba gelir mi eve? Şaban? Abi, şimdi alıştı. Baktı ki bu adam böyle. Artık bundan böyle devam edeceğiz. Başka çaremiz yok dedi. Bunun çamuru özel midir yani? Özel. Buraya ait. İşte Kızıldırmak eski yataklarından, Avanos'un dağlarından getiriliyor. Her yerine hani kendine öz bir yeri olur ya. Rabbim de buraya bu toprağa nasip etmiş. Hiçbir yerde böyle bir özel bir toprak yok mesela. Rabbim bunu buraya nasip etmiş. Bize ekmek kapısı olmuş bu hadise. Tabii mevcudu değerlendirerek yapmışsın bu işi. Yani bunun asıl olan bunun ham maddesi özel çamur. Olması. Çamur. Her toprak. Çamurdan olmuyor mu? Olmaz. Toprak ve su karışımı. Özel bir toprak. Elastiki bir toprak. Yani hemen şekil verebileceğin daha dayanıklı bir toprak. Eskişehir'de de var mesela. Şimdi Türkiye'nin değişik yerlerinde var. Ama Avanos toprağının sağlam oluşunun içindeki ham maddesinden yani demir oksit oranının çok fazla oluşundan dolayı sağlam oluyor. Demir oksit. Demir 3. 2 de olabiliyor içinde. Sen ne mezunusun Şaban? Ben 4 yıl dershaneye gittim. Kazanamadım. Bunlar dershane bilgilermiş abi. Bunlar dershane bilgileri. Sonra hepsini biliyorum. Ama gene de üniversiteyi kazanamadım. Yapma be. Evet. Ne olmak isterdin? Hangi bölüm isterdin? Ya, veteriner olmayı düşündüydüm bir ara. Niye? Hayvanları çok severdik önceden. Çocukça bir şeydi galiba. Veteriner olmak isterken çanakçı oluyor zaten. Ya buradaki çocukların hepsi çanakçı olur. Doğuştan kromozomlarına yazıyorlar çanakçı diye. Baba da hiçbir şey olamazsan çanakçı oluyor. Baba da mı çanakçı? Tabii. Dedem daha iyi çanakçıydı yalnız. Ama önemli bir şeydi herhalde eskiden ki. Ya geçim kaynağı buydu. Halıcılık ve çanakçılık. İnsanların 5-10 tane eşeği olurmuş. Şimdi deveyle yapılana kervan, eşekle, merkeple yapılana da yaban derlermiş. Yabana giderlermiş. Herkesin 10-15 tane eşeğini birleştirirler. Böyle yabana giderlermiş. Çevre Samsun'a kadar giderler. Baklayla, pirinçle, buğdayla trampa yaparlarmış. Değiştiriyorlar. Şimdi, küpü veriyor. Atıyor 2 kilo pirinç alıp geliyor. Ondan trampa yapar. O şekilde geçimlerini sağlayabilirlermiş. Ha şu hadise de var. Avanos'un eşeği, affedersiniz merkebi, diğer yörelere göre çok fazla olurmuş fiyatı. Sebebi de şu. Şimdi giderken eşekler yere giderken küpler birbirine çarpar kırılırmış. Avanos'un merkebinde bu hadise daha az olurmuş. Onun için de dışarıdaki pazarlarda Avanos'un eşya olsun 5 fazla olsun dillermiş. Merzivan eşya gibi yani. Yani taşırken kırmıyor hayvan. Kırmıyor. Yani. Mülayim. Kalmadı o eşeklerden be. Kalmadı abi. Şimdi gençekler depiyor. Peki sen şimdi mesleğini hiçbir şey olamayınca çanakçı olun diyor ama herhalde sen özellikle dedenin zamanında mesela bu çanak iyi çanak yapmak önemli bir şey. Tabii ki canım. Yani herhalde köyün en güzel kızını köyün en yakışıklısı almıyor. Köyün en iyi çanak yapan alıyor herhalde. Onun da bir hikayesi var. Onu da anlatayım. Laf tam oraya geldi.
Avanos'ta işte halı dokuması. Ben o lafı oraya getirmek için ne göbeğim çatlıyor? Öyle mi? Demin ben ona mı uğraşıyordum? Mamut diye laf oraya geldi zannediyorsun değil mi? Göbek çatlatıyoruz burada lafı oraya getireceğiz. Onu hiç anlayamadım. Anlayamazsın tabii. Ansızın getirdim lafı. Senin kafa Avanos eşeğinde kaldı. Nerede eski eşeklerde kaldı? Onu anlatayım o zaman. Lütfen. Şimdi halı dokunmasını bilmeyen kızı almazlarmış beceriksiz diye. Çanak yapamayan delikanlı da kızın geçimini sağlayamayan diye kız vermezlermiş. Hadise şöyle oluyor işte, hikaye hep delikanlı bir kızı sever ya. Annesine söylüyor. Annesinden sonra işte annesi babasına derken tamam diyorlar, kızı bir görelim. Kızın evine gidiyorlar. O çeyizindeki halıya bakarlar. Halının ilmiklerini şöyle inci gibi dokuduysa aman bu kız pek becerikliymiş diye o kızı isterlermiş. Yoksa kız şişmanmış, çirkinmiş. Önemli değil. Hiç dert değil. Önemli olan işçiliği nasıl olmaz. O kadar. Bitti o kadar. Asıl olan ameliliği. Evet. Nasıl ırkatlık yapıyor diyor. Sermayenin potansiyeline bakıyorlar. Oğlanın özelliği ne olacak? Şimdi bu kız sınavı geçti. Kızın annesi diyor ki biz öyle kızımızı her delikanlıya vermek. Bir de biz gelelim çanak atölyesinde oğlanı bir görelim. Karar verelim dediler. Buraya geldiler. Kapaklı bir çanak yaptırırlarmış. Şekerlik gibi. İşte bu kıssadan hisse hikaye. İlk önce kapağını yapacaksın. Sonra gövdesini yapacaksın. Hiçbir ölçü aleti kullanmayacaksın. Kapak gövdenin ağzına oturursa, şekerliğin ağzına. Tamam oğlum sen bu işi elin almışsın. Kızın da geçimini sağlayabilirsin diye kızı verirlermiş. Velev ki oturmazsa. Oğlum biz seni çok sevdik. İyi de delikanlıymışsın. Müsbet delikanlıya da benziyorsun ama kızın yaşı pek küçük kuzum. Sen bir dam ekmek gidiye gönderirlermiş. Vermiyorlar. Yani. Vermiyorlar. O zaman bir kapaklıyı bir deneyelim. Yapalım. Acaba o zaman. Eski zamanda olsaydık bize kız verirler miydi? Az sonra falan değil. Hemen. Hemen yakın başlıyoruz. Zaman. Şu gözyaşını bitirelim de. Bitti. Bu mudur? Evet abi. Peki sen hanım istediğinde sana kapak yaptırdılar mı? Der ki sen tanınan bir hani futbolcuyu denemezler ya. Tamam biz Şaban'a verdik dediler. Direkt. Evet. Biraz beğenmiştik o da ama gerçek bu. Kapada bak. Direkt verdiler yani. Evet. Belki de diğer kız anaları babaları ah Şaban kızımızı istese de versek diyorlardı belki de. Biz seçim yaptık. Sen araların yazıklar olsun sana be Şaban. Utanmadan söylüyorsun bunu. Evi var bunun, evi. Seyredecek yenge bunu. Tamam. Ne tamamı? Diyecek ki kimmiş onlar? İsim liste diyecek. Senin bonservis yerlerde. Değerli değil miymişsin bende bak ki? Değerli değil miymişsin? Bilmiyorum, evde göreceğiz onu ama inşallah biz yanında olmayız onu öyle bir durumda. Abi ayırmaya geleceğim o zaman, başa çare yok. Tövbe madem fitili ateşledin. Fitili ben mi ateşledim? Sen ateşledim tabii. Nasıl ateşlemişim ben fitili aralarından, seçtim demedin mi sen? İyi de sen o olayı körükledin, onu lafın arasında kaybettin. Ben körüklemedim ya, elimde kibrit duruyordu. Sen aldın benzinle körü iyice körükledin ya. Barut kuruydu denedin, patladı. Ney kuruydu ya? Barut. Olur. Ve şunu itiraf etmeliyiz. Şu şurayı aldım, yaptığı çanağın aynısı atölyemizde yok. Abi mükemmel bir şey yaptı. Post modeldir çalışıyor. Ne modeli? Post diyor abi. Post model. Yaptım beni de istiyor. Yaptın mı testi? Yapamadın mı? Post model. Post model. Dur ben yine bir gözyaşı yapacağım. Ağlanmaz mı? Yani buna öyle birisi ağlar. 40 yaşında evde kalmış. Evet, öyle birisi ağlar. Sabaha kadar ağlasın. O gözyaşları boşa gider. Evet abi. Ben bunu bilerek böyle yaptım. Almayayım diye. Almayayım diye. Bilerek. Ya. Abi Leyla ile Mecnun aşkının bir şeyi burada olacak. Ama olmadı. Ya. Kafanı vereceğim. Hadi ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.